Herkese merhaba. Bugün 26 Mayıs Perşembe. Bugün birlikte Sandbox'ın yani senden Teknik Görünümü konuşacağız. Ama öncesinde izninizle ufak bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalım var olmasını sağlayan ve benim de kullandığım bitlo.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilirliğini kanıtlamış orta ve uzun vadeli çok iyi yerlere gelme potansiyeli olan projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Sendin teknik görme dönecek olursak burada biraz daha yakından baktığımızda dün akşam saatlerinde Sandbox'ta Coinbase'te listeleme haberi gelmesiyle birlikte dip fiyatından yaklaşık olarak %22'lik bir yükseliş hareketi izledi ve 1 dolar 52 cent seviyesine kadar bir yükseliş izledik. Devamında gelen yükselişin tamamının satıldığını söylemeliyiz. Şu anda 1 dolar 28 cent seviyelerinde fiyatlanan Sandbox için pozitif yönde grafik nasıl takip edilmeli? Burada 12 Mayıs tarihinde başlayan minor yükselen trendimizin destek bölgesi şu an için 1 dolar 25 sent seviyeleri diyebiliriz. Bu bölgenin desteğini kaybedilmesi senaryosunda 1 dolar 20 sent bölgesi ve 1 dolar 12 sent bölgelerini hızlıca bir düşüş görebiliriz. Ancak bu bölgelerin korunması gerekli. Bu bölgeler 11 Mayıs tarihinden beri sıkışan fiyatın destek bulduğu bölgeler. Olası bir geri çekilmede 1 dolar 12 sent bölgesinin desteğinin günlük periyotta da kaybedilmesi durumunda düşüş sertleşecektir. Ve aşağı yönde 96 sent, 90 sent ve 85 sent bölgeleri bizler için destek konumunda gösterilebilir. Yukarı yöndeki harekette ise şu anda 1 dolar 28 sent bölgesi dikkatle takip edilmelidir. Bu bölgenin 4 saatlik periyotta korunması ve üzerindeki 4 saatlik kapanışların bizlere 1 dolar 45 sent ve 52 sent mor bandının denenmesini getireceğini biliyoruz. Bu bölgenin denenmesi ve kırılması sonrası desteğinin sağlanması durumunda ise burada mavi renkte gösterdiğim büyük düşen trendimizin tekrardan bir kırılım denenmesinin gelebileceğini düşünebiliriz. Bu da bizlere 1 dolar 83 cent ihtimalini doğurmakta. Olası ilerli işte 1 dolar 64 cent bölgesi de ara direnç olarak gösterilebilir. Burada bitcoin hareketlerini ve sendin destek ve direnç bölgelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisine sadık kalmanız çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.